Sayın izleyiciler, Türkiye'de Mutalar Sesi Gazetesi Araştırmacı Gazetesi Süleyman Duran bugün Kahramanmaraş ili 12 Şubat ilçesi Kürtül Mahallesi Muhtarı Ali Balta ile mahalleye dönüşen belediyenin yapılan ve yapılması gereken hizmetleri, bölgenin sorunları ve muhtarların özlük hakları hakkında röportaj yapacağız. Öncelikle muhtarınız hayırlı olsun efendim. Sağ olun. Kaç dönemdir muhtarsınız? Birinci dönemim, bir dönem. Birinci dönem seçildiniz. Evet. Karşınızda kaç aday çıktı efendim? İki adayla seçime gittik. İki aday seçildiniz. Evet. İki aday seçime gittiniz. Kaç oy fark attınız? 200 oy fark vardı. 200 oy fark vardı. Evet. Seçimlerde mahalle halkına vaatlerde bulundunuz mu? Beni muhtar seçerseniz, işte belediye kapandı, burası mahalle oldu, şu eksik olan hizmetleri yaptıracağınıza söz verdiniz mi efendim? Söz olarak tabii üzerime düşen görevi yaparım diye söz verdik. Evet. İşte yolların yapılması, bizim burada en çok şu sorun oluyor. İçme suyunda sıkıntı mı var? İçme suyunda sıkıntı var. İçme suyunun düzenli aktarılması. Baraj da var ama yan tarafta, doğru mu efendim? Baraj var. Evet. Yalnız baraj buraya uzak olduğu için oradan faydalanamıyoruz. Oradan faydalanamıyoruz. Evet. Bu kapanan belediye binasından size muhtarlık odası verdiler mi efendim? Hayır, vermediler. Vermedi. Talep ettiniz mi? 12 Şubat o binadan değil de 12 Şubat belediyesinden. Bana ait bir Kürtül'e bu muhtarlık binası yapılsın diye mi söyledim? Evet. O da normal yapmadılar daha. Yani çok amaçlı salon bilge veriyorlar ona belediye başkanlarımız. Bilgeyi yaptılar, evet. Oraya kullanabilirsin dediler. Kümperli'ye yapmış mesela, gördük efendime söyleyeyim. Çayırgan'a yapmış. Evet. Ya oralar ufak olmasına rağmen yapmış. Ancak evet. Burası belediyelikti sayın izleyiciler. Kapatıldı. Doğru mu efendim? Üçşehir yasasıyla. Evet. Mahalleye dönüştü. Nüfus ne kadar efendim? 3000 nüfusu var. 3000 nüfusu var. Evet. Sayın izleyiciler, öncelikli yapılması gereken yer Kürtül. Doğru mu efendim? Evet. Kürtül Mahallesi, ancak buraya nedense yapılmamış. Buradan Hanfi Mahçiçek'e de sesleniyoruz. Yani hizmet yapılacaksa önce kapanan beldelere yapılmalı diyor. Çünkü buralar daha önce belediyelikti. Vatandaşlar hizmete alışmış. Doğru mu efendim? Çok doğru. Onun için mutlaka biz hizmetin kapanan belediyelerden başlamasını istiyoruz. Çünkü buralarda artık ne oldu? 12 Şubat ve Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı mahalle oldu. Evet. Değil mi efendim? Evet. Evet. Evet muhtarım. Muhtar seçildikten sonra hangi konuların yapılması için ilçe ve büyükşehir belediye başkanlıklarına müracaat ettiniz? Birinci sırada suyun düzenli, içme suyunun düzenli akması için bazı boruların değişmesi, depoların yenilenmesi. Evet. Bir de yolların yapılması. Yol sorunumuz çok burada. Yol sorunu çok efendim. Evet. Evet. Bazı yani yollarımız şu anda toprak mı efendim? Toprak yerler var, çağlı yerler var. Oranın genişletilerek asfalt edilmesi, bazı yerlerin asfalt yapılması işte çağlanması için. Evet. Bir de altyapı kanalizasyon sorunumuz var. Önceden yapıldı, belde zamanında yapıldıydı. Evet. O da eksik. Onun tamamlanması için müracaat ettik. Evet. Onlar da daha bitmedi. Bazı yerler parke yapıldı. Büyük kısmı parke yapıldı. Kaç bin metrekare parke taşı döşendi efendim? Muhtar seçildikten sonra siz. 100 bin metre küsür. 100 bin metrekare döşendi. Evet, döşendi. Evet, bayağı fazla sayın izleyiciler. Yani şunu söyleyebilirim ki Kahramanmaraş'ta en fazla parke taşı döşenen mahalle Kürtül Mahallesi olmuş. Çünkü evet. Kale Mahallesi'ne 50 bin metrekare, Önsem Mahallesi'ne 40 bin metrekare döşemişlerdi. Dün yine bir mahalleye 28 bin metrekare döşemişler. Şu anda Kahramanmaraş 12 Şubat ilçesinde rekor Kürtül Mahallesi'nde. Hanifi Mahçiçek'e bu konuda teşekkür evet. ediyoruz. Ancak evet. buraya bir bilgi evi de mutlaka yapılmalı. Kürtül bilgi evi var. Var mı? Var. Kürtül bilgi evimiz yapıldı. Evet yapıldı. Ben az önce onu söylüyorum. Ben yapılmadığını. Muhtarlık binası yapılmadı. Onun bir odasını, oraya bir oda yok mu? Ayrı bir odasını, muhtarlık odasını. İki bölüm zaten. İki bölüm. Bir odası yok. Yok. O zaman evet. biz buradan sesleniyoruz sayın izleyiciler. İşte Türkiye'de birçok yerde bu konunun çözüm bulmasını öncülük ettik, sağladık. Basın olarak üstümüze düşen görevi yaptık. Muhtarlar halk aradığında mutlaka bulacağı bir oda olması lazım. Evet. Bu konuda da genelde belediye kapandığı için belediye binasından muhtarı belediye başkanının odasını tavsiye etmişler. Burada da aynı hizmetin verilmesini istiyoruz. Evet. Bunu mesela Osmaniye'nin Kırmıtlı vardı. Kapandı, belediyelikten düştü, köy korumuna düştü. Muhtar arkadaşımız dile getirdik, bir röportaj yaptık böyle. Şimdi belediye başkanının odasını verdiler.
Efendim Malatya Doğanşehir ilçesinde Polat Belediyesi kapandı. Orada da aynı konu vardı. Ceyhan'da birkaç yerde vardı. Bu konuların çözüm bulmasını istiyoruz. Neticede verdiler. Belediye başkanlarımız bu konuda kırmıyor. Çünkü belediyelerin genel görevine vatandaşların yaşam standartlarını yükseltmek. Şimdi aynen. Vatandaş ile devlet arasında köprü görevini kim görüyor? Siz muhtarlar görüyorsunuz. Evet. Vatandaşın bir sorun olduğunda ilk önce müracaat ettiği yetkili muhtar değil mi arkadaşım? Evet, tüm sorumluluk muhtarda. Muhtarda. Evet. Şimdi bu mahalle burası belediyeliyken sayın izleyiciler, bir belediye başkanı, iki belediye meclis üyeleri, üç kaç tane muhtarlık vardı efendim burada? Üç tane muhtarlık vardı. Üç tane muhtarlık vardı. Bunların sorumluluğunu kim üstlendi tek başına? Ali Balta muhtarımız üstlendi sayın izleyiciler. İşte tek mahalleye düştü, belediye kapandı. Bu sorumlulukların tamamı Ali Balta muhtarımızın omuzlarında. Çok o nedenle güzel. Diyoruz ki biz mutlaka Ali Balta muhtarıma belediyeden kapanan belediye binasından başkanın odasının tahsis edilmesini istiyoruz ki vatandaşa hizmet yapsın. Değil mi efendim? Evet. Evet. Artı birçok yerde mesela Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesinde muhtarın bir tanesine araç da vermiş belediye. Teşekkür ediyoruz. Yani Türkiye'de örnek bir hizmet sayın izleyiciler. Çünkü nüfus fazla. Bir mahallede bir mahallenin arası ne kadar var efendim? Sokaklar yani bayağı geniş bir coğrafya. Bayağı geniş. Buranın çok geniş. Zaten en çok parkeli parke buraya yapıldı ama gene de 3'te 2'si yapıldı. 3'te 1'i duruyor. Evet. Bir yıllık daha Karamanmaraş il sınırları bitiyor. Ondan sonra Kürtül başlıyor. Doğru mu efendim? Evet. Bir de ta şeye kadar bu Andırın yoluna kadar gidiyor. Doğru mu? Daha yukarı 5 olarak kadar. 5 olarak kadar çıkıyor mu? Evet. Evet. Yani muhtarımın sorumluluğu fazla. Biz artı bu kapanan belde binalarındaki seçilen mahalle muhtarlarımızın Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi'nde istihdam edilmesini istiyor. Çünkü muhtarın başka bir geliri yok. Sadece bir aylık ödeneği var. O da vatandaşa hizmet yapmak için yetmiyor. Yetiyor mu efendim? Yetmiyor. Yetmiyor. Mutlaka biz Büyükşehir Belediyesi'nde işçi statüsünde çalıştıran belediye başkanlarımız var. Birçok yerde gördük. Bunun burada da Kahramanmaraş'ta da yapılmasını ben istiyorum. En azından muhtarlara bir ek gelir olur, vatandaşa daha iyi hizmet yapar. Zaten hizmet yapılması için de vatandaş muhtarı arıyor. Muhtar kim arıyor? Büyükşehir Belediyesi'ni ve ilçe belediyesini arıyor. Doğru mu efendim? Burada evet. Da ne olur? Gelen görevlilerin başında bulunur. Zaten muhtar bulunuyor. Ancak bunun da mutlaka işte Büyükşehir Belediyelerinin imkanları fazla. Kapanan belde binalarında seçilen muhtarlarımızın mutlaka biz Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi'nde istihdam edilmesini istiyoruz. Evet muhtarım, bir de muhtarların sosyal güvenlik primlerini devlet yatırmıyor. Doğru mu efendim? Yatırmıyor. Evet, biz Türkiye'de Muhtarların Sesi gazetesi olarak sayın izleyiciler gördüğünüz gibi muhtarların sosyal güvenlik primlerini mutlaka devlet yatırmalı diyoruz. Yatırabiliyoruz muhtarım. Zorlanıyorum. Yatırıyorum da zorlanıyorum. Zorlanıyorum. Yani biraz dışarıdan ek gelir olan muhtarlar yatırıyor. Dün evet. 4-5 muhtarlar röportaj yaptık. Hiçbiri yatıramadığını belirtti. Daha önce 435-440 lira civarındaydı. 568 lira yükseldiğini belirtti arkadaşlar. Değil mi efendim? Evet. Evet. Başka sorun var mı efendim? Çöp kutlarımız düzenli toplanıyor. Çöp konteynerleri var. Gördüm dışarıda. Çöp konteynerlerimiz eksik. Onların daha tamamlanması. Evet. İşte toplama düzeni normal oluyor. Toplama şekli de çöp konteyneri eksik olmuyor. Eksik değil mi efendim? Evet. Evet. Başka sorun var mı efendim? İçme suyu sorunu çözüldü mü? İçme suyu sorunu çözülmedi. Evet. Depoların yenilmesi, bazı hatların değiştirilmesi. Bir de altyapı en çok kanalizasyon eksikliği var. Bir de eksik kaldı. Uç tarafı yerleşim yerine yakın, mahallemizi rahatsız ediyor. Evet. Onu daha biraz uzatılıp aşağı götürülmesi. Fosfetik çukur değil mi? Fosfetik çukurları pis koku yayıyor sayın izleyiciler. Yakılmadı mı? Yakılmadı. Boşa mı akıyor efendim? Boşa akıyor, normal evet, boşa akıyor. Olmaz sayın izleyiciler. Mahalleye yerleşim yerlerini rahatsız ediyor. Evet, en önemli konulardan bir tanesi bu. Evet. Vatandaşın sağlığını tehdit ediyor sayın izleyiciler. Kara sinek, sivrisinek üremesinden oluyor. Bir vatandaş da o pis kokudan mağdur oluyor. Değil evet, mi? Evet. Yani burada bir istenmeyen hastalıklar meydana gelmemesi için mutlaka fosfetik çukurlar yapılmalı, arıtmalar da yapılmalı diyoruz. Buraya evet. Çünkü Kahramanmaraş'a fazla uzak değil. 15 kilometre mi efendim?
20 kilometre. 20 kilometre mesafede sayın izleyiciler. İşte alt tarafta 2'ye 3'te mi kaldı baraj? Bir de ileride var baraj. Avşarlı'nın oradaki bir baraj var değil mi? Aynı baraj buradan çevriyor. Aynı böyle çevreden giriyor değil mi? Çevriyor. Evet, Sır barajı sayın izleyiciler. Biz onun için diyoruz ki buradaki altyapının mutlaka eksiklerinin tamamlanmasını istiyoruz. O zaman en önemli konu bu muhtarım, size söyleyeyim. Doğru mu efendim? Üç konu işte. Altyapı, yol, su. En büyük sorunumuz bunlar. Bu sorunlar... Bir de sağlık ocağı sorunumuz var. Aile hekimliği. Aile hekimliği, belediyenin kapanan binası komple aile hekimliğine verilebilir. Doğru mu efendim? Evet, o verilebilir. Onun verilmesini istedik, vermediler. Evet. Ya onun tüm belediye aile hekimliğine verilmesi ya da ayrı bir bina yapılması. Evet. Yani bu 3000 kriteri nüfusun baz alıyor sayın izleyiciler. Sağlık Bakanlığı burada da 3000 nüfus var. Artı çevrede de 7 tane mahalleye dönüşen köy var. Onlar da buraya bağlı. Evet, bölge aile hekimliği oluşuyor. Onlar da buraya bağlı. Mesela bir tane nüfusu fazla. 1300 nüfusu var yeni değirmen dediği yerin arkadaşımızın. Doğru mu efendim? Öyle söyledi. Dün röportaj yaptı Yeni Demir mahallesi muhtarının. Yani bir tek o mahallede 1300 nüfus var sayın izleyiciler. Buranın da 3000 nüfusu var. Yani bura 7 tane de kapanan köyler mahalle oldu. On vatandaşlarımıza da hizmet yapıyor. Mutlaka buraya biz aile hekimliğinin binasının yapılmasını istiyoruz. Burada hazır bir bina var. Kapanan belde binasının tahsis edilmesini yetkililerden rica ediyoruz. Türkiye'de Muhtarlar Sesi gazetesi aracıyla sesini duyuran Kahramanmaraş 12 Şubat ilçesi Kürtül Mahallesi Muhtarı Ali Palta'ya da teşekkür ediyoruz. Başarılarının devamını diliyoruz. Sağ olun. Ben de size teşekkür ederim.